Hanım, hadi tebrik ederiz. Galibiyeti. Valla çocukları ben kutluyorum. Ligin en genç takımı biziz. Evet. Güzel mücadele ettiler. Hak ettikleri şekilde bir net skorla 2-0 maçı kazandık. Belki 5 olurdu, 6 olurdu. Ama olsun, şükürler olsun yani. Ben hocalarımızı, teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Yani bu hem playoff'la hem alt sıralarla aramızda bir 6 puan vardı. Şimdi yani 10 puan da vardı, hatta 10'a yakındı playoff'la. Şimdi 6'ya düştü. Alttan yukarıya doğru çıkıyoruz. İnşallah Hatay maçına iyi hazırlanırız. Onu da aldıktan sonra önümüz açık. Hayırlısı olsun başkanım. İyi olur inşallah. İnşallah. İyi olur. Bekliyoruz inşallah. Oyuncularımıza sonuna kadar güvendik. Mücadele edeceklerini biliyorduk zaten. Kafadan golü bulduk. Kafadan golü bulduğumuz zaman tabii ki rakip biraz sıkıntı yaratacaktı bize. Biz oyun anlayışımızdan hiç vazgeçmedik. İlk başlangıçta Sarıyer farklı bir taktikle çıktı. 3-4-3 gibi bir oyun oynadılar. Biz hemen oyun içerisinde taktiğimizi değiştirdik onların oyun taktiğine göre. Orta sahada özellikle oyuncu arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Savunmada bir tane hiç pozisyon vermeden oynadık. Siz de gördünüz zaten. Sarıyer'in pozisyonu olmadı. Biz o mücadele içerisinde pas yapmaya çalıştık. Sonlara doğru zaten savunma arkasında pozisyonlar bulduk. Yani farklı da olabilirdi. Siz de seyrediniz. Bu gördünüz zaten. Bir sürü pozisyon, evet, pozisyonlar yakaladık. Önemli olan burada galibiyetti. Yani bizim 3 puan. Oyuncularımızın gözlerinden öpüyorum. Hepsine son derece güveniyoruz. Helal hoş olsun hepsine. Yani sonuna kadar terlerini helal bir şekilde akıttılar. İnşallah bu önümüzdeki maçlara aynı mücadele, aynı disiplin yansıyacaktır. Teoman'ın performansı nasıl oldu? Teoman gayet istediğimiz bir şekilde aldık. Yani uzun süre oynamamasına rağmen elinden geleni yapmaya çalıştı. Yakaladığı pozisyonları değerlendirebilirdi. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Mücadele edeceğiz, pozisyon vermeyeceğiz rakibe. Yakaladığımız pozisyonları atacağız. Yani sonuca gideceğiz. Sakatlıklar hakkında diyeceğiz. Sakatlıklarla alakalı kafadan zaten Gökhan Erdoğan ısınırken sakatlandı. Onu dışarı almak zorunda kaldık. Yerine başka arkadaşımız girdi. Yani sakat oyuncularımızın yerine de koyduğumuz oyuncular mücadele ediyorlar. Yani onlara o güveni vermeye çalışıyoruz. Herkes birbirine güvenmeye çalışıyor. Önemli olan burada takım oyunu. Yani sakatlar. Ciddiye mi Gökhan'ı koydun mu? Üst adresinde bir problem var. Riske atmamak için hem kendisiyle konuştuk hem de bizim kendi... Metin İlhan'la Emir Özbay'ın durumu nasıl? Metin İlhan'la Emir Özbay'ın durumu, Metin İlhan uzun süredir bir sakatlığı var bileğinden. Onun tedavisine bakıyor. Yani iyi niyetiyle geri dönmeye çalışıyor. Emir'in de pubis bir sakatlığı var. Uzun süre antrenmansız kaldığı için tekrar bir yüklenmede hafif gene bir başladı. Onun da tedavileri devam ediyor. Oynayabilecek durumda var mı? Şu anda oynayabilecek durumda değiller. Ama yavaş yavaş hazırlamaya çalışıyoruz. Onur'u zaten biliyorsunuz. Hı. Ayağı kırıldı. Ameliyat oldu. Evet, ama bütün ruhuyla, kendi benliğiyle bizim aramızda yine takımımızın oyuncusu her zaman. Sezonu kapattı değil mi? Yani büyük ihtimal kapattı. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Çünkü kümeden uzaklaşmamız lazımdı. Yani Sarıyer iyi bir takım olabilir, kafayı da yorumlayabilir ama biz inandık ya. Yani bizim sonuçta ülkelerimiz Ankara gücüyüz. Bize kim giderse gitsin. Değerli parçamızı kaybettik ama onun yerine kim gelirse gelsin hiçbirimiz birbirimizi aratmayacak şekildeyiz. Adı üstünde biz inanırsak, kendimize de güvenirsek ve herkes de bize güvenirse daha iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Sen performansın nasıl buldun? Ya maç eksiğin var. Yani bayağı fazla var ama böyle oldukça, yani hocalarım da bana böyle güvenmeye devam ettikçe, arkadaşlarım güvenmeye devam ettikçe daha iyi olacak. Maçın önemini biz biliyorduk abi zaten. Zor bir maç olacaktı. Biz ilk yarıda da çok iyi pozisyonlara girmiştik ama bir türlü sonuca getiremiyorduk. Ama bir Allah'a şükür olsun ki girdiğimiz sonuçları değerlendirdik. Takım halinde oyun oynadık. İyi defans yaptık. Ve takım halinde oyun oynayınca da abi sonuç elde ediliyor yani. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece inşallah Ankara gücünü yerlere getiririz. Ben aslında maça sabit başla dedim. İşte Gökhan Erdoğan sakatlanınca, Metin tekrar gelince dedim bunda da vardır bir hayır. İşte girdi, hayır, performans iyi oldu. Allah aşkına. İnşallah devamı gelir böyle.